Nasıl bir final? Biz yani heyecandan yerimizde duramadık. Siz ne yaşıyorsunuz? Sizden duyalım. Ay çok heyecanlı gerçekten. Yani beklediğim isim final kızım. Kardeşim, canım, ciğerim finalde. Bunu hayal etmiştik zaten. Ben finale çıkamıyorsam tabii ki en sevdiğim yarım diyeyim yani. Benim gençliğim Nefise final oynasın istemiştim. Nihayet dualarım kabul oldu ama şu an kulise gitmek istiyorum. Çok merak ediyorum hani durumu nasıl. Bir taktik de vermek istiyorum. Kendime hayrım yok ama. Kendime şu an hayrım yok ama en azından birkaç taktik verebilirim diye. Yanında olmak istiyordum ama yürümem mümkün değil. Şu an kuliste bari dedim bir yakalayayım da bir şeyler söyleyeyim, biraz moral motivasyon bir ayağa kaldırayım istedim. O zaman bakın şöyle bir anlaşalım. Evet. Şimdi o moral motivasyonu biz bölmeyelim. Sizi gönderelim daha sonra yine. Aynen. Devam. Ben bir Nefise ile konuşayım sonrasında geleyim. Tamam, bakalım neler olmuş. Tamam. Faydam olacak mı? Nasıl, içeride durum nasıl? İçeride durum çok iyi. Çok iyi. Bomba gibi. Verdim bombayı, geldim. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Nasıl bir operasyondan? Vallahi hayatımdaki en büyük sakatlığım ve en büyük ameliyatım. Çünkü hayatım benim hep sporla geçti. Evet. Olimpik bir sporcuyum. Hiç bu kadarını yaşamamıştım ama Survivor'da gözümüz kararıyor. Kazanma hırsı ve açlık tabii ki kaslardaki bütün her şeyi alıp götürüyor. Bunun da etkisi var. Yani kendime gelmeye çalışıyorum. Yani Survivor'ın zorlukları. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan da bir paylaşımınız oldu. Evet. Çok da konuşuldu. O konuyla ilgili bir şeyler söyleyecek misiniz? Direkt birinci ağızdan. Ya şöyle, ya şimdi kimseyi suçlamak, kimseye iftira atmam. Yani öyle bir, pardon, özür dilerim. Şimdi ben, beni bilen biliyor. Ben Nefise'ye finaldeyken dedim ki, sandalyeyle geleceğim, sedyeyle geleceğim ya da koltuk değneğiyle geleceğim. Ama yine geleceğim dedim ve analar sözünü tutar. Ben de sözümü tuttum. Normalde babalar tutar ama ben anayım. Analar sözünü tuttu ve bu şekilde geldi. Şimdi diğer taraftan da şimdi aynı proje altında olduğumuz için konuşulacak şeyler var, konuşulmayacak şeyler var. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama çok zor bir sezon yaşadım. Çok çok canım yandı. Yani Survivor değil başka bir şeydi. O yazdığım, çizdiğim şeyler de yalan ve iftira kesinlikle değil. Sadece şunu söylemek istiyorum. Zaten Acun Bey bunun açıklamasını yapmıştı. Bazı olaylar kamera önünde olmadı. Çünkü ekip de yoktu o esnada. Ve Acun Bey de zaten bunu söyledi. Yani bu şartlar altında biz sizi aynı takımda tutamayız dediler. Ve o kişiyi, Yunus Emre'yi karşı takıma vermişler. Ama gerçekten yani yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Ve hiçbir şekilde ben onunla muhatap olmamaya çalıştım. Ve buna Nefise, bütün takım, Atakan, Hilmi, takım arkadaşlarımın hepsi, Özgür, Sercan, herkes. Ve bana şunu söylediler. İki hafta çok iyi bile sabrettin Nagihan dediler. Gerçekten sırf kafam, konsantrasyonum, bütün enerjim Survivor'a odaklıydı. Ve sakatlığıma odaklıydı. Başka hiçbir şey düşünmüyordum. Ya dedim ki Nagihan boş ver, görmezden gel. Göz göze bile gelmiyordum. Temas dahi kurmuyordum. Göz teması dahi kurmuyordum. Ama tabii ki çok çirkin olaylar yaşandı. Yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Yani şunu söyleyeyim. Olmaması daha iyi olurdu. Ama oldu. Yani darp edildim yani. Onu söylüyorum. Yalan değil. Her türlü şey var. Ama dediğim gibi burada basının, pardon, ama burada Acun Bey'in veya Acun Medya ekibinin hiçbirinin bir suçu ve bir şeyi yok. Çünkü dediğim gibi yani böyle bir şey görmüş olsalar zaten onu diskalifiye ederler. Bugün gelse sizden özür dilese af yolu kapalı mıdır? Tabii ki yani ya ben yaşandı bitti ama şöyle bir şey var, onunla aynı sezonda kesinlikle olmam. Eğer olur da bir daha hani böyle bir olay olursa ya, o tehlikeli bir insan yani, tehlikeli bir insanla aynı ortamda olmam yani. Çünkü canıma kastı olan bir insanla ben neden aynı ortamda olayım? Özür diledi ama yine yapıyor. Hani normal sağlıklı bir insan özür diler, bir daha yapmaz. Ama sağlıksız bir insan özür diliyorsa ve sürekli aynı şeyin üzerine koyup gidiyorsa yani bunda ciddi bir sıkıntı var. Zaten sağlık sorunu olan biri. Hepimiz, hiçbirimiz normal değiliz. Ama yani şimdi Yunus Emre de çok normal bir insan değil. O kendisi de bunu kabul ediyor ve bundan da keyif alıyor ve bundan da mutluluk duyuyor. Üstüne koyuyor, daha fazla yapıyor. Hadi bu kasvetli havayı dağıtalım, evet. Ya. Bundan sonra kişisel maceranız nasıl devam edecek? Vallahi ilk önce tabii ki ayağıma konsantreyim. İnşallah bir an önce Allah'ın kurban olayım, ne olur normal bir şekilde yürüyeyim istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Sonrası zaten Allah kerim, evet. Yani şimdi de heyecan dorukta. İki şampiyon var.
kim kazanırsa ikinci şampiyonluğunu alacak. Tabii ki gönlüm Nefise'den yana. Ama Ögeday da çok fazla hak ediyor. Anasının ak sütü kadar hak ediyor. İkisini de çok seviyorum. Yani hayırlısı diyeyim. Gönlüm Nefise'den yana. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun.